Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla, yeni bir mekanla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın sokak lezzetlerinden Mis Tantuni'ye geldik. Mehmet şefimiz bu işi 14 yıldır yapıyor. Tavuk tantuni ve et tantuni çeşitleri var. İşletme sahibi Türkiye'de toplamda 13 şube olmak üzere Diyarbakır'da 3 tane şubesini hizmete açmıştır. İsterseniz gelin lezzetlerine birlikte bakalım. Mehmet şefim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz olmalı. Sağ olun, teşekkür ederiz şefim. Bu bölgede özellikle burayı çok övdüler. Evet. Türkiye geneli 13 şubeniz varmış. Doğrudur. Ve Diyarbakır'a da 3 şubeyle giriş yapmışsınız. Aynen. İyi ki gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz diyelim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ustam neler yapıyorsunuz? Tavuk tantuni. Tabii, tavuk yapıyoruz, et tantuni yapıyoruz. De görüyoruz. Değil tabii. Mi? Tabii, ikisinin de 3 çeşidi var abi. Yani lavaş var, somun ekmeği var, bir de beyti tarzında yoğurtlusu var. Ekmek 2 çeşit, lavaş ve somun. Ve beyti tarzı. Bir de beyti tarzında yapıyoruz, yoğurtlu diyoruz ona. Ustam peki bu başarının sırrı nedir? İstanbul'u yoğun gördük. Evet. İstanbul'da bayağı bir şubeniz var. Nasıl Doğrudur. Başladı bu? Bize bir anlatabilir misiniz? Vallahi nasıl başladı bu? Bizim bir arkadaşın sayesinde başladı. İstanbul'daki şubelerle beraber çalışıyordu. Orada yani, yaklaşık 14 yıl önce galiba. Aynen. Beraber çalıştıktan sonra bizim arkadaş Diyarbakır'a geliyor. Oradan da yani birkaç yıl sonra bu şubeleri açmaya karar veriyor. Ya aslen Diyarbakırlı değil tabii, mi? Tabii tabii. Sahipleri, yani, sahipleri Diyarbakırlı şu anda. Şu anda yaptığın tavuk tantuni yoğurtumuz. Evet, tavuk yoğurtumuz. Buna bir de yoğurt döküyorsunuz. Bunun üstüne yoğurt geliyor, sos geliyor. Şimdi zaten hazırlanırken görülecek o. Mis gibi vallahi. Evet. Yoğurdu da döküyorsunuz. Usta bu arada biz de sipariş verelim. Tabii ki, size ne yaptıralım? Biz de bir et tantuni alalım. Tamam. Bir de şimdi çok güzel göründü bu yoğurtlu. Bir de böyle bir yoğurtlu alalım. Tamam. Bunları hemen ben size hazırlıyorum. Dana kısmından tabii. Yağsız ve sinirsiz et. Peki usta, az önce bir şey döktünüz de o ne olur yani? O bayağı bir duman falan kabardı. O sudur aslında. Tavanın kızgınlığından tam bir şey var.
Eti daha mı gevrekleştiriyor, daha mı güzelleştiriyor? O genelde lavaş çok kullanılıyor. Yani lavaş, yumuşatmak, ısıtmak amacıyla. Ustam, özel olarak bir kasabınız falan var mı? Sürekli eti aldığınız yer var mı? Tabii bizim şuneler kadar hepsi aynı yerden eti alıyor. Devamlı aynı kişiyle çalışıyorsunuz. Tabii aynı kişiyle. Özel... Böylelikle de lezzeti de koruyorsunuz. Aynen aynen. Doğranıp geliyor güzel bir şekilde. Yağlı, sinirli hepsi ayıklanıp geliyor. Ustam, fiyatlarınız nelerdir? Fiyatlarımız... Santuni, dürüm fiyatınız nedir? Lavaş olsun, somun ekmek olsun. Onlar hepsi 10 lira. Hepsi 10 lira? Aynen. Et ne kadar? Et de lavaş 15, somun 16 oluyor. Bir de yoğurtlu yaptığımız biraz onun fiyatı farklı. O ne kadar oluyor? Tavuk olarak 15 lira. Tavuk olarak da 18 lira. 18 lira. Aslında ufak bir farklılık. Aynen. Daha güzel, hem sunumu güzel, hem de lezzeti. Aynen öyle. Birazdan aynı şovu tekrar burada deneyeceksiniz herhalde. Aynen öyle. Onu heyecanla bekliyoruz. Sosu yaparken aynı şekilde yapacağım. Bu şöyle soslu etimiz. Ekmek zaten zengini aldı. Aynen öyle. Yani bu ekmeği et bırakmadan bile yerseniz çok lezzetli olur. Sadece domates, soğan, bir de maydanoz görüyorlar değil mi? Başka bir şey katılmıyor herhalde. Başka bir şey yok. Baharat olarak da sadece pul biber ve pul biber var. Pul biber. Peki ustam, buraya gelmek isteyenler adres olarak neresi? Tarif edebilir misiniz acaba? Burası üçüncü şube Dicle kentte. Dicle Kent Bulvarı'ndayız. Evet. Zaten adresimiz şu anda Dicle Kent Şubesi'ndeyiz. Diğer şubelerimiz nerede Ustam? Gelmek istedim. Bir ofiste var. Ofis şubemiz var. Ofis şubemiz var. Bir de dar kapıda var. Ofiste var, dar kapıda var, Dicle Kent'te var. Aynen öyle. Şu anda yanımızda 3 tane şubemiz var. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Gördüğünüz kadarıyla ortam temiz. Hem de lezzetinden de zaten birazdan tadına bakıp değerlendireceğiz. Yerken beğenirsiniz inşallah. İnşallah. Teşekkür tamam ederiz. O zaman biz lezzetine bakalım. Tamam, tabii. Alım evet zamanı diyelim. Tamam, sağ olun. Paket servisleriniz de mevcut mu? Tabii. Motorlarımız var. Her yere sipariş vardır. Uzak yakın hiç fark etmiyor. Saat kaçla kaç arası faaliyettesiniz? Sabah 9, gece 2'ye kadar açıyoruz. Yani gece 2'ye kadar isteyene tabii paket serviste tabii hizmet vermektesiniz. Aynen öyle.
yemeklerimiz geldi, pantunimiz geldi sipariş verdiğimiz gibi. Şimdi bakalım ustamız nasıl hazırlamış. Hangisinden başlayalım? Yoğurtlu tantunide gördüğünüz gibi baharat karmaşası olduğu için yani etin lezzetini alamayabiliriz. Bence ilk önce etten. Aynen. Katılıyorum. Evet, etten gidiyor. Buyurun o zaman. İçi dolu dolu gerçekten. Ekmek de gerçekten sımsıcak ve kızarmış. Zaten usta içerisine hiç eti de koymasaydı ekmek öyle bir soslandı ki onu bile tek başına yerdiniz tantuni olarak. Alalım. Şöyle bir altı dökülmesin diye. Aynen, evet. Bol malzeme olunca hadi zorlanıyoruz yani. Çok lezzetli. Geçen çok lezzetli. Gerçekten. Çok güzel olmuş. Baharat, Ankaf. Sos, et uyumu şahane. Çok güzel. Tadında olmuş bence. Pamuk gibi güzel. Çok biraz güzel. Limonlayalım mı arkadaşlar? Ha, limon. Tantuni limonsuz olmaz zaten. Limonsuz olmaz. Evet. Bu arada şöyle şu yağı da göstereceğim. Ben de çok güzel soslandığını gösteriyor. Bol bol limon sıktım. Limonla etin uyumu enfes. Gerçekten de harika. Çok güzel. Şahane. Bunu bitirip bir an önce şu yoğurtlu tantuninin tadına da bakmayı istiyorum. Evet, oradan bize bakıyor kendisi. Yani çok çok lezzetli görünüyor. Gerçekten ben de heyecanlandım. Bir an önce başlayalım isterseniz. Birçok yerde tantuni yedim. Mersin'de de tantuni ana vatanı Mersin sayılır. Orada da yemiştim ama yoğurtlu hiç denememiştim. İlk defa yoğurtluyu yemek Diyarbakır'da nasip oldu. İnşallah memnun kalırız. Evet, inşallah. Deneyelim. Hadi buyurun o zaman. Fazla bekletmeyelim. Deneyelim, ben bu de arada şöyle alayım. Bu arada yoğurtlu tantuni içindeki tavuk tantuni. Onu da belirtmek istiyorum. Çok başka olmuş gerçekten. Aynen, çok farklı bir tadı var. Çok başka olmuş yani. Yoğurt gerçekten lezzet katmış ya. Et tantuni gibi değil de hani şey olmuş. Et yemeyenler olursa, etle arası fazla olmayanlar olursa yoğurt çok güzel yumuşatmış. Rahatlıkla yenilebilir. Şimdi ustamız özellikle bir sos koydu üzerine. Yani o sosu da çok enfes bir tadı var. Üzerinde acı bir sos var ama hiç rahatsız etmiyor. Böyle yiyilemeyecek kadar acı değil. Tekrar birer tane daha alıyoruz o zaman. Aynen, aynen. Çok güzel ya. Güzel. Tamamen farklı bir lezzet olmuş. Aynen. Muhakkak gelirseniz buraya bir sade yapın ama bunu da muhakkak deneyin yani. Aynen, çok farklı. Ustamız gerçekten Mersin'deki tantuni lezzetini Diyarbakır'a taşımış. Dediğim gibi ilk defa ben yoğurtlu tantuni yedim. Yani bence fazla konuşmayalım, yemek evet, bence de. Yemeye devam edelim. O zaman biz yemeye devam edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.